A kitapçığında 23, B kitapçığında 22. soru. Verilen bir paragraf var. Bu paragrafta roman anlatım tekniklerinden söz ediliyor. Ve esas konu iç monolog. Bu açıklamaya göre aşağıdaki parçalardan hangisi bu tekniğe örnek gösterilebilir gibi bir soru. Bir uygulama sorusudur. Öncülü vardır. Bu yüzden kolaylıkla çözülebilecek bir sorudur. İç monolog, karakterin duygu ve düşüncelerinin belli bir mantık sırasıyla karakterin ağzından olduğu gibi aktarılmasıdır. Burada karakter kendi kendine konuşur. Tekniğin kullanıldığı yerlerde yazarın ya da anlatıcının varlığı ortadan kalkar. Okuyucu kahramanın düşünceleriyle baş başadır ve yorumlama okuyucuya bırakılır. Bu teknik genel olarak iç diyaloğa benzer. Fakat bu teknikte kahraman kendi kendisiyle değil, okuyucuyla baş başadır. Yine bu tekniği bilinç akışından ayıran özellik düşüncelerin belli bir düzen içerisinde verilmesidir. Burada söz konusu olan teknik iç monologdur. Zaten tanımı yapılmış. Ben de altlarını çizdim. Neler olması gerektiğini söylüyorum. Karakterin duygu ve düşünceleri bir mantık sırasıyla verilmeli. Karakterin ağzından olduğu gibi, yani hiç değiştirilmeden aktarılmalı. Kendi kendine konuşuyor havasında olmalı. Ve anlatıcı ortadan kalkmalı iç monolog olabilmesi için. Romanlarda kullanılan benzer